Merhaba sevgili dostum. Birçok insan hayatındaki mutsuzluğunun ya da kötü hislerin kaynağının hep dışarıda olduğunu düşünür. Mutsuzsam diğer insanlar sorumludur. Mutsuzsam çalıştığım iş sorumludur ya da beraber olduğum insan ya da ailem sorumludur gibi. Ama çoğu insanın gözden kaçırdığı bir şey var. Bazı durumlarda mutsuzluğumuzun ya da kötü duyguların sebebi bizzat kendimiz, hayata bakış açımız ve davranışlarımız olabilir. Bu videoda sana kendi mutluluğunu engelliyor olabilir misin sorusunun cevaplarını vermeye çalışacağım. Eğer ki kendini devamlı diğer insanlarla karşılaştırıyorsan senin mutlu olman biraz zor dostum. Çünkü düşünsene, neye sahip olursan ol, hangi özelliklerin, iyi özelliklerin olursa olsun ve sen her daim bunu başkalarıyla kıyaslarsan onlar birden elinde değersiz ve küçük görünmeye başlayacak. O yüzden kendi fiziksel özelliklerini, kendi zekanı, kendi işini ya da sahip olduğun herhangi bir şeyi diğer insanlarla kıyaslamayı bırakmalısın. Ben şöyle düşünüyorum, kıyaslamanın tek ama tek sağlıklı bir hali vardır. O da kendini kendinle kıyaslamak. Şöyle bir bak bakalım, 6 ay önceki halinle şu anki halin arasında bir fark var mı? Kendini geliştirmiş misin? Kendine bir şey katmış mısın? Yoksa aynı yerde misin? Evet, buradan çıkartacağın sonuçlar senin işine yarar. Ama Ahmet'le, Ayşegül'le, Mehmet'le kendini kıyaslarsan doğru bir sonuç elde edemezsin. Çünkü herkesin koşulları farklı, herkesin yolculuğu farklı bir kere. Sen bambaşka bir yerde elma ile armutu birbiriyle kıyaslayamazsın ki. İkisinin tadı farklı, ikisinin yetişme koşulları, ağacı farklı. Aynen insanlar da böyle. Nostalji dediğimiz şey birçok insanın çok hoşuna gider. Geçmişimizin, kendi hayatımızın ya da aile tarihimizin güzel anlarına odaklanırız. Ya deriz ki işte çocukluğumda her şey ne güzeldi, bayramlar çok güzeldi. İşte tatile giderdik, yazlığa giderdik. Annem babam varken şöyle bir ortamımız vardı. Şurada otururduk, şunları yapardık, şurada yaşardık gibi düşünceler bize böyle güzel hülyalı bir his verir ve güzel hissettirir. Ama şöyle bir durum var. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Ve nostaljiyle, geçmişle çok fazla yaşayan insanlar bir şekilde günümüzün, şu anın tadını çıkartmak noktasında sıkıntı yaşayabilirler. Nostalji bazen abartıldığı zaman ve bizi bir konforlu alana, sanki bütün güzel şeyler geçmişte kalmış gibi düşünmeye ittiği zaman bizim mutlu olmamızı, huzurlu olmamızı engeller. Tek bir anı kontrol edebiliriz biz, şu anı. Geçmiş geçmişte kalmıştır, güzel bir olsa. Eğer beni takip ediyorsan, daha önceki videoları da izlemişsen şöyle bir şeyi söylediğimi sıklıkla duymuşsundur. İçimizdeki eleştirel ses, içimizdeki acımasız ses. Bu ses hep öyle bir konuşur ki durmadan seni belki de hatalarınla baş başa bırakır. Şimdi etrafındaki insanları düşün bakalım bir. Orada mükemmel gördüğün insanları düşün. Bu insanlar hiç hata yapmamış mıdır sence? Bu insanlar kendilerini hiç başarısız hissetmemişler midir? İşte burada fark ettiğimiz şey, dışarıdaki insanları mükemmel görsek de herkes hata yapıyor. Ama sen hayatında sadece hataların üzerinde durursan karşına şöyle bir resim çıkacaktır. Durmadan hata yapan bir insan. Ve bunu gördükçe modun iyice düşecektir ve daha fazla hatalarına odaklanacaksındır. Bu kısır bir döngü içinde seni aşağı doğru çekmeye başlayacaktır. Her insanın hayatında başarılar ve başarısızlıklar vardır. Hatalar vardır, doğru yapılan şeyler vardır. Hatalara şans verdiğin kadar güzel yaptığın şeyleri de hatırlıyor musun? Çünkü hataları hatırladığın zaman kendini kötü hissedersin. Ama başarılarını ya da güzel yaptığın şeyleri hatırladığın zaman da iyi hissedersin. Hatalar otomatik olarak zihnimize gelir. Başarıları biz manuel olarak zorlamamız lazım. Geçmişte yaptığın güzel şeyleri kendini zorlayarak da olsa özellikle her gün hatırlaman sana çok ama çok iyi gelir. Yine eleştirel sesle ilgili bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki yapmak istediğim, başarmak istediğim bir şey var. O eleştirel ses ne diyor? Hemen bunu yapamazsın, bunu başaramazsın. Bunu zaten nasıl becerebileceksin ki? Şunlar lazım, bunlar lazım, şöyle bir ortam lazım diye sana durmadan böyle emirler mi veriyor, mazeretler mi üretiyor? Yoksa böyle bir durumda yapmak istediğin bir şey ortaya çıktığı zaman ve kafana az çok yatıyorsa sen yola çıkıp ben bunu yaparım, ben bunu başarırım diye kendine böyle mi telkin ediyorsun? İçinde konuşan o uçuşan kelimeler diye bakma, o kelimeler senin hayata bakış açını şekillendiriyor. Senin hayata bakış açını şekillendiriyor. Bunu yapamam değil, bunu yapabilirim, buna gücüm yeter diyebilmek bile ne kadar fark yaratıyor şaşıracaksın. Bazı insanlar hayata yönelik umudu konusunda biraz zayıf hissedebilirler ve hayatında güzel şeylerin pek de olmayacağını düşünürler. Buna biz karamsarlık diyoruz. Ve karamsarlık neticesinde o hüzün hali, o melankoli hali hep bir yerde böyle bir siyah karga gibi tepemizde bir yerde bekler. Ve biz ona o kadar alışırız ki sanki hayatta başka bir seçenek yokmuş gibi hissederiz.
sadece hüzün varmış gibi, sadece melankoli varmış gibi ve o bir gözlüktür aslında. Hayata bakış açısını belirleyen bir gözlük, melankoli gözlüğü. Sen o gözlüğü gözünden çıkartmadığın zaman ya da denemediğin zaman bile zannedersin ki hayatta hüzünden başka bir seçenek yokmuş gibi gelir. Ama denemen lazım. Sana eskiden, tarihin çok eski zamanlarına ait gibi gelse de kendi kişisel tarihindeki mutlu hissettiren şeyleri tekrar tekrar hayatına almayı bir denemelisin bakalım. Ne olacak? Nasıl bir etki bırakacak sende? Şikayet, şikayet, şikayet. Eğer ki durmadan şikayet eden bir insansan hem şikayet ettiğin şey seni üzecektir hem de şikayet edip bir değişiklik yapamıyorsan buna üzüleceksindir. Yani var olanın iki katı üzülmüş olacaksın. Ben kendi hayatımda da şöyle bakıyorum. Şikayet edip değiştiremediğim şeyler varsa bu konuda konuşmayı bırakıyorum. Ya da bir şeyden şikayet ediyorsam onu değiştirme yönünde mücadeleye giriyorum. O durmadan boş boş konuşan adam ya da kadın olmak senin ruhunu yoracaktır sevgili dostum. Çevremizdeki insanların ruh sağlığımız üzerindeki etkisi çok fazladır. Bazen yanlış insanlar vardır çevremizde. Yanlış insanla evli olabilirsin, yanlış insanla birlikte olabilirsin ya da yanlış insanlarla dost ya da arkadaş olabilirsin. Şöyle bir düşün bakalım, bu insanlar sana kötü hissettiriyor olabilir mi? Bu insanlar sana zarar veriyor olabilir mi? Eğer ki sen bunu fark etmene rağmen hala bu insanlardan kendini korumuyorsan, bu insanlardan uzaklaşmıyorsan aslında dolaylı olarak kendi kendinin mutluluğunu baltalıyorsundur. Bazı insanlar o çocukluk çağındaki deve kuşunun kafasını kuma gömüp poposunun açıkta kalma halini hala hayatlarında aktif bir çözüm yöntemi olarak kullanmaya devam ediyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Hayatında gözüne gözüne çarpan kocaman sorunlar var. Ama sen zannediyorsun ki kafanı kuma gömdüğün zaman ya da o sorunları yok saydığın zaman o sorunlar ortadan kalkmış gibi düşünüyorsun. Yok böyle bir şey. O sorunlar sen onu görmesen bile bir yerde halının altında ya da evin arka dehlizlerinde bir yerde saklı bile olsa senin hayatını etkilemeye, olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. Biliyorum. Uzun zamandır saklıyorsun onları ve yüzleşmekten korkuyor da olabilirsin ama yüzleşmezsen o sorunu çözemezsin. O sorunu çözmezsen de mutlu olmak birazcık zor olacaktır senin için. Bazen de başka insanların ihtiyaçlarına o kadar çok odaklanırız ki sanki kendimizin hiç ihtiyacı yokmuş gibi, kendimizin hiç şefkate ihtiyacı yokmuş gibi ya da zaman ayırmaya ihtiyacı yokmuş gibi hissederiz ve kendimizi çok fazla ihmal ederiz. Hepimizin kendimize de bakmamız lazım. Kendimize de iyi davranmamız gerekiyor. Eğer sen kendine iyi davranmazsan başka insanlara verdiğin enerji, verdiğin güzellikler de bir süre sonra tükenecektir. İçindeki o enerji sonsuz bir kaynağa sahip değil. Sen önce kendine iyi davranmalısın. Başka insanlara da yardım edebilmek için. Bunlar benim gözlemlediğim şeyler. Birçok insanın kendi kendinin mutluluğunu engellerken sıklıkla yaptığı hatalardan bahsettim. Peki sen kendine düşündüğün zaman başka hangi sebepler var seni mutlu olmaktan alıkoyan, seni huzurlu olmaktan alıkoyan neler var? Bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.